İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Bir Tebessüm programından hepinize merhaba. Şimdi konuma ve konuklarıma geçmeden önce yine ben 6 Şubat sabah 4.17 depremini hatırlatmak istiyorum. Ve unutmamak gerektiğini düşünüyorum. Elimde geldiği kadar da her programda bunu dile getireceğim. Çünkü ben de ailemden kayıplar verdim. Birçok insanın canı yandı, Türkiye'nin canı yandı. Ve halen de deprem bölgelerinde maalesef ki eksikler, mağduriyetler devam etmekte. Bununla ilgili de lütfen birliğimizi kaybetmeyelim. Bir olalım ve yardımlaşmaya devam edelim. Şimdi bu hafta benim çok özel konuklarım var. Çok kıymetli arkadaşlarım. Şimdi fotoğrafın gücüyle ilgili bir program yapmaya karar verdiğimizde bu sevgili arkadaşlarımla sohbet ettik, konuştuk. Biraz da kısaca bir çalışma yaptık bu fotoğrafla ilgili. Adana Fotoğraf ve Sinema Sanat Derneği, hatta kısaca Fotoğrafya olarak da ismi geçmekte. Fotoğrafya Dernek Başkanı arkadaşım Yılmaz Bülbül ve fotoğraf sanatçısı ve derneğinizin de üyesi olan Özlem Bar İncekaş hanımefendi benim konuklarım olacak. Ben öncelikli olarak direkt Yılmaz arkadaşıma geçmek istiyorum. Biraz bu fotoğrafla ilgili nedir? Bunlarla ilgili bir sohbet edeceğiz. Ama kısaca da biraz kendinizden bahsetmenizi istiyorum. Tamam. Serkan çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Ne demek? Davet ettiğin için çok hoşumuza gitti. Adana'da fotoğrafı duyurmak açısından da fotoğrafın gelişmesine katkı sağlamak açısından da bu önemli şeydi. Çok teşekkür ederiz. Öncelikle rica ederim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ben Hatay doğumluyum. 1972 yılında Hatay Payas'ta doğdum. Mühendisim. 30 yıla yakın süredir de amatör fotoğrafla ilgileniyorum. Bana göre profesyonelsiniz ama siz hala kendinizi öyle değil mi Yılmaz? Amatör hissediyorsunuz. Evet, amatör fotoğrafçıların içinde ve dilinde hep bu vardır. Var değil mi? Amatör fotoğrafçıyım derler. Hep de öyleydi zaten, özür diliyorum. Hayır, lütfen. Fotoğraf yanında bu yeni dönemde başkanlığını üstlendim. Bir sonraki kurula kadar bakalım ne katkı sağlayabilirsek fotoğrafya ve Adana fotoğrafına elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Harika, çok güzel. Özlem sen de hoş geldin. Nasılsın bu arada? Teşekkürler. Çok teşekkür ediyoruz bizleri konuk ettiğiniz için. Ne demek? Sayenizde burada fotoğrafı ve fotoğrafın gücünü, fotoğrafta neler yapabildiğimizi daha iyi anlatacağız herkese. Ben de yaklaşık 10 yıldır fotoğrafla ilgileniyorum. Adana doğumluyum. Çukurova Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi, sonrasında da Çağ Üniversitesi'nde sağlık yönetimi okudum ve ayrıca fotoğrafa olan tutkumdan dolayı da fotoğrafçılık ve kameramanlık bölümünü bitirdim. Harika. Fotoğrafı duyurmaya ve fotoğrafla işte sosyal sorumluluk projelerimiz, topluma vermek istediğimiz mesajları fotoğrafla yapmaya çalışıyoruz. Ki çok güzel bir şey aslında. Şimdi genelde fotoğraf dendiği zaman insanın aklına böyle sorumlulukla ilgili bir alan genelde gelmiyor. İşte ya doğa işte resimleri, ne bileyim çiçek, böcek resimleri gibi algılanıyor ama öyle değil mi? Zaten ben ilk başladığımda işte kelebekler, işte çiçekler falan bir heyecanla Yılmaz Hocam'a gönderiyordum. Olmuş mu işte eleştirisini. Yılmaz Hoca da güzel diye ama hani bunları geç gibi böyle hani daha böyle hani insanın olduğu, hani toplumu ilgilendiren, daha sokaktan, dokunuşlar, daha değil mi? Dokunuşlar istediğini fark ettim ve sonrasında da evet doğa fotoğrafları çekiyorum ama çok severek değil. Asıl mesaj içeren, Yılmaz Hocam'ın fotoğrafında olduğu gibi işte. Evet, şundan bahsedeceğiz. Ben özellikle küçük yaştaki çalışan çocuklar. Yani Yılmaz Hocam sayesinde tarzım çok değişti. Fotoğrafa başka bir bakmaya başladım. Değil mi? Farklı bir algı. Evet. Ya peki Yılmaz, Adana'da fotoğrafçılık ne düzeyde? Adana'da fotoğraf
sanatı AFAD'la gelişti diyebiliriz. Hı hı. Bunun öncüsü AFAD'dır. Adana Fotoğraf Amatörleri Derneği'dir. 1979 yılında kuruldu bu 10 kişi. 10 tane genç fotoğraf. Hatta bu 10 kişiden birisi şu anda Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu'nun başkanı Sefa Ulukan. Evet. Mehmet Baltacı öncülüğünde bu 10 kişi bir araya geliyor. derneği kuruyorlar. Evet. 79 yılında. Ondan önce yine Mehmet Baltacı'nın Stüdyo 75 adında sularda bir küçük atölyesi var. Bu atölyede çalışmalarını yapıyorlar. Ancak 79'da dernekleşiyorlar. Türkiye'nin köklü derneklerindendir. Hayır, 79'da açılıp, evet. Sefa Bey de şu an düşünün, yani Türkiye'de, yani ulusal anlamda federasyonunda başkanlığına kadar gelip bu fotoğrafı tanıtmaya çalışıyor. Yani bu fotoğraf kültürünü, dokunuşları, yani mükemmel bir şey aslında. Hala da uğraşıyor. Bir önceki fotoğraf ve sinema sanatı derneğinde bir önceki dönem başkanıdır Sefa Bey. Yoruldu artık. hem federasyon hem burası biraz yordu kendisini. Çünkü diğer dernekleri geziyor, diğer illere gidiyor, gitmek zorunda, ilgilenmek zorunda. Ama eminim hani şeydir, el uzatıyordur. Hani böyle el vermediğiniz ya böyle muhakkak kendisinden sonra da gelen değil mi, insanlara yani da herhalde. Yani federasyonun Adana'dan başladık, federasyona kadar hemence gidiverdik. Federasyon zaten Sefa Bey'den önce de Türkiye'de diğer dernekleri birleştirici olması açısından görevini layıkıyla yerine getiriyordu zaten. Ben öyle sanıyorum, bu Adana çocuğu diyeyim artık, yaşı benden büyük ama Sefa Bey'in katkıları birkaç adım daha ileri doğru gitti diye düşünüyorum. İşte o zaman AFAD kurulduktan sonra öğrenciler yetiştiriyor, fotoğraf dersleri veriyor, fotoğrafçıların sayısı artıyor. Fotoğrafçı sayısı artınca, amatör fotoğrafçı sayısı artınca başka dernekler de ortaya çıkıyor. Adana'da şu anda 4 tane federasyona kayıtlı dernek var. Onun haricinde de başka oluşumlar var. Mesela Arka Plan, Fotoğrafya, AFAD ve Yürüçek, bunlar federasyona bağlı derneklerdir. Federasyona bağlı olmayan 12'ler sanat vardır. Mesela evet, Tunca Yeni Uğur Elbey'in yönetiminde. Sonra Otofokus vardır. Evet. Bu iyi bir kulüptür. İyi işler yapar. Altın Oran vardır. Ayrı bir fotoğraf topluluğu. Ama önemli olan şey değil mi? Yani topluma faydalı bir şeyler değil mi? Evet. Evet, ortak hepsi, nokta bu. Hepsi kendi çapında, kendi görüşleri açısından hepsi faydalı işler yapıyor. Evet. Hepsi Türk fotoğrafçılığa, Türk amatör fotoğrafçılığına katkıda bulunuyor aslında. Çok güzel. Şimdi aslında kısaca da Türkiye'de nasıl diyeceğim ama zaten bahsettim biraz İlmaz, ama biraz da açalım. Yani özellikle bu Türkiye'de şu an istediğimiz seviyede miyiz? Yani gelebildik mi? Ben gelebildiğimizi düşünüyorum. Şimdi Adana'da bir şeyimiz daha var, bir ismimiz daha var. Alperen Akarman mesela. Hı hı. FİAP temsilcisidir. Federasyonun, Türkiye Fotoğraf Sanat Federasyonu'nun FİAP temsilcisidir. Adana çocuğu diye adını, hani Adana'da fotoğrafçılıktan başladık. Adını söyleme gereği hissettim. Türkiye'de de diğer dernekler de çok iyi işler yapıyorlar. Federasyona bağlı 63 tane dernek var Türkiye çapında. Federasyon tüm bu dernekleri kendi yönetmelikleri çerçevesinde ortak adımlar atmaya yöneltiyor. Sadece önünü açar, derneklerin önünü açar. Mesela bir federasyon ortak bir sunum havuzu oluşturdu. İsteyen dernekler buradan sunumları alıp kendi derneklerinde kullanabiliyorlar. Eğitim sunumları hazırladı. Çok güzel. İsteyen dernekler bunları alıp
kullanabiliyor. Eğitimlerini, eğitimde nasıl söyleyeyim, tek bir şey anlatılsın. Bütün fotoğrafçılara aynı şeyler anlatılsın diye hazırlanmış bir şey. Fotoğraf dernekleri ona istediği şeyleri ekleyebiliyor. Ya, ekleyebiliyor. Ama anlatması gereken, vermesi gereken eğitim için bir müfredat hazırladı. Bunları yapıyor. Türkiye'de, Adana'da olduğu gibi Türkiye'de çok başarılı fotoğraflar var mesela. Çok teşekkür ederim. Şimdi şöyle, şu an şu ekrandaki resim üzerinden biraz sohbet etmek istiyorum. Yılmaz, burada mesela özellikle bir, biz bu resme baktığımızda ne anlamamız lazım? Bir de bu resimle ilgili herhalde bir hikaye var. Evet, ödüllü bir fotoğraf evet. Aynı zamanda. Bu bir hikaye anlat adlı bir yarışma, internet sitesi yarışmasında birincilik alan bir fotoğraf. Belli oluyor zaten, bunlar çocuk işçiler. Evet, maalesef ki çocuk işçiler buldukları bir arada oyun oynamaya çalışıyorlar. Bilek güreşi, o anda bilek güreşi oynuyorlar. Bunu belgeleyip o yarışmaya gönderdim. Orada da jüri birinci olarak takdir etti bunu da. Ya bu Özlem'in de herhalde böyle sosyal sorumlulukla ilgili herhalde projeleri var. Birazdan onlara da geliriz. Evet. Evet. Ya çocuk işçi deyince ben gerçekten çok üzülüyorum. Yani burada da özellikle sevgili izleyicilerimize yani bunu aktarmak istiyorum. Ha, birçok yerde de ya işte çalışan yok, işte ne bileyim işte altın bir bilezik olsun. Ya tamam mı, 8-10 yaşında çocukların orada ne işleri var? Evet. Ya bu çocukların alanları okul ve oyun alanları. Ya başka bir kesinlikle şey, bunlar çocuk. Ya ben bunda inanılmaz bir şekilde rahatsız evet, oluyorum. Benim de en hassas olduğum konular. Ya bunların en iyi şekilde eğitim alması lazım. Yetişmesi lazım. Mutlu bir çocukluk geçirmeleri lazım. Ondan sonraki o süreçte o bileziklerini alabilirler. Yani bununla ilgili bir eğitim sistemi zaten var. Bu evet. Çocuk işçiler Adana'da özellikle bu tarımda çalışan çocuk işçiler çok fazla olduğu için tarımda, sanayide, Adana'daki tüm fotoğraf dernekleri bu iş üzerine eğilir ve hepsinin bu çalışan çocuklarla, çocuk işçilerle ilgili projeleri vardır. Sesimizi böyle duyuruyoruz. Onların sesini de, fotoğraflarla duyuruyoruz. Yani burada televizyonumuzda umarım bir katkı sağlamış oluruz. Evet. Belki bir dokunuş, bir farkındalık yaratabiliriz umarım. Şimdi ben bu resim üzerinden biraz gitmek istiyorum. Şöyle devam edelim. Bu yine Almanya'da sergileme alan bir fotoğraftı. Biraz hızlı gittim, pardon. O gene bir yarışmada bir sergileme alan bir fotoğraf. Çok güzel. Evet. Sergide de yer almışsa gayet güzel. Herhalde bu Konya'daki herhalde bir... Zaman zaman fotoğraf dernekleri özel günlerde şeye gezilere giderler. Fotoğraf gezilerine giderler. 12'ler sanatın düzenlediği evet, bir geziydi galiba. Şeybi Arus törenlerine gitmiştik. Orada çektiğimiz fotoğraflardan. Bu da yine aynı orada çektiğimiz fotoğraflardan. Değil mi? Ne kadar hoş görünüyorlar. Evet Özlem. Bu yine evet. Değil mi? Senin herhalde sosyal evet. sorumlulukla ilgili. Zaten Adana'da belki de Türkiye'de ilktir bir kadın fotoğraf topluluğu var. Adana'da Mimoza Kadınlar adı altında. Çok güzel. Daha çok sosyal sorumluluk yapan bir topluluk. Bu da engellilerle ilgili projemizdi. Yeryüzü yani bizim özel çocuklarımız. Yani adı özel çocuklarımız altında. Evet. Evet. Onları ziyarete şöyle gitmiştik. Şöyle bir devam edeyim. Herhalde var değil mi arkası? Ayrı, evet devamı var. Bir de bunlarla Yılmaz Hocam da bize katılmıştı sağ olsun. Yalnız bırakmadı. Sosyal bir şey bir oluyor. Aramızda bir bağ oluyor. Ama nasıl cıvıl cıvıldı çocuklar. Evet. İnsan keyif alıyordu onlarla. Ve hani gezmeyi. Giderken bırakmadılar. Ben arabayla okulun bahçesinde onu gezdirdim birazcık. Çünkü inmiyor arabadan. Bırakmadı. Canlarım benim. Evet. Ve onun fotoğrafını sergiye aldık. Şöyle ben devam evet, ediyorum. Evet işte. Özlem bunu sen çektin değil mi?
Bunu Yılmaz şey, hocam benim galiba. Benim, biz tamam. Orada ziyaret, ben işte pasta falan yapmıştım çocuklara. 23 Nisan'dı. Hem beraber kutladık. Şimdi sevgili amaç, umarım ya görüyordur bu özel çocuklarımız. Herhalde kalp işareti yapmışlar. Burada amaç bu özel okulu ziyaret etmek olduğu için çok fazla fotoğraf çekmeye de vakit bulamadılar. Çocukları nasıl mutlu edeceğiz diye. Biz en çok o kısmıyla. Onunla uğraşırlarken. Ama hani, ben orada onların o görevi varken ben bu arada fotoğraf Yılmaz hocam da bizleri sağ olsun çekti. Çok güzel. Şöyle ben devam ediyorum. Ya bu işte, Özlem'in fotoğrafı. Bu sergide işte yer aldım. Hani çok güzel bir bağ oldu bir de aramızda. İşte arabadan inmeyen benim okuldan gitmeye izin vermedi. Şöyle tur attırıp bir daha geleceğim diye böyle onu ikna ettik. Böyle ağaçlardan yaprak, çiçek toplayıp verdi falan. Çok tatlıydı. Canlarım ya. Pasta yapmıştık onlara, 23 Nisan pastası. Beraber işte Milli Eğitim'den şube müdürüydü. Şube müdürü. Beraber pastayı kestik. Çok güzel. Ya onları mutlu etmek fotoğraftan bile önde geldi, unuttuk yani. Çok az fotoğraf çektik. Bu da Mimosa Kadınların Yeryüzü Melekleri sergimizden fotoğraf. Yine öndeki kızımız, evet. Çok tatlılar, melekler gerçekten. Kesinlikle öyle. Tüm çocuklarımız önemli. Ama ileride de bunu da sözünü vereyim. Çocuklarımızla ilgili gerçekten bir program hazırlamak istiyorum sevgili izleyiciler. Çok iyi. Yani olur. Mutlu çocuk, yarının mutlu annesi, mutlu babasıdır. Ve mutlu bir ülke aslında. Yani evet, işin çocuktan başlıyor evet. Bence. Ve anneden, kadından. Aynen. Çocuk ve kadından başlıyor evet. Her şey. Değil mi? Çok güzel bir resim. Bu fotoğraf... Neresi burası? Aladağ. Öyle mi? Evet. Küp Şelalesi. Şimdi Aladağ Belediyesi, Mustafa Bey fotoğrafa çok önem verir. Kendisi de bir fotoğrafçıdır. Aladağ'da fotoğraf maratonu düzenliyor. Adana'da bir ilçe belediyesi bu kadar önem veriyor. Ülke çapından fotoğrafçılar geliyor oraya. Tüm imkanları Aladağ Belediyesi tarafından karşılanır. Kendisini de ben buradan tebrik ediyorum. Selamlarımı gönderiyorum. Tebrik etmek gerçekten lazım. Teşekkür ediyorum. Daha sonra yine bahsederiz belki yeri geldiğinde. FİAP'ın Türkiye'de yaptığı Doğa Biyaneli'ne de ana sponsor olarak katkıda bulundu. Harika. Mustafa Bey. Onun düzenlediği Aladağ Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen foto maratonunda çektiğim bir fotoğraf bu. Çok güzel. Ya diğer resme geçmeden önce dünyayla hani entegre olabiliyor muyuz? Yani bu özellikle bu fotoğraf dernekleri evet. Veya federasyon olarak. Evet, evet. Şimdi tüm dünyada fotoğraf dernekleriyle ilgi var. Biz de nasıl ülke çapında Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu bir çatı altında topluyorsa evet. Dernekleri, bu federasyonlarda FİAP Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu tarafından bir arada tutulmaya çalışılır. Uluslararası bir iş yaptığınız zaman FİAP kurallarına göre yapmanız lazım. Federasyon onun dışına çıkamaz. Yoksa FİAP açısından bir geçerliliği olmaz. Bunu uluslararası ne işler yapıyoruz? Fotoğraf yarışmalarına katılıyoruz. Fotoğrafçılar olarak oradan iyi dereceler alınıyor. Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle şu anda 100. yılında fotoğraflarla Türkiye sergisi Japonya'da. Ne kadar güzel. Tokyo Büyükelçiliğimizin öncülüğünde yapılıyor bu fotoğraf sergileri. Şu anda son sergi Osaka'da ve Sefa Bey'de, Sefa Ulukan'da şu anda o serginin açılışında. Dün hazırlıkları vardı. WhatsApp'tan şeyleri, fotoğraflar, hazırlık çalışmalarını gönderiyor. Yakında onun sosyal medyasında da görürüz onu. Aynen, ben başarılar diliyorum. Bu tür şeyler var.
Yine İspanya'da bu yıl içinde bir sergimiz olmuştu. O da TFSF'nin kuruluşunun 20. yılı dolayısıyla oldu. Uluslararası çalışmalar var. Dernekler, kulüpler arası, dernek ve kulüpler arası yarışmalar var FIAP bünyesinde. Orada da iyi dereceler aldık. Bunun devamı gelecek diye düşünüyorum. Ben ümit ediyorum çünkü ya gerçekten herhalde artık şey de var değil mi Özlem, bu fotoğrafa karşı gerçekten müthiş bir artık ilgi de arttı herhalde. Kesinlikle evet. Çok var. Şimdi ben direkt ilgi derken direkt Özlem'e de şunu söylüyorum. Özlem, sende bu merak yani bu heves nasıl oluştu? Ya aslında böyle düşününce ben hani çok küçük yaşlarda benim fotoğraf merakım vardı. Çünkü 14 yaşındayken teyzem yurt dışından fotoğraf makinesi bana ben istediğim için getirmişti. Tabii ki o zaman analog makineler falan ama onlar da çok keyifliydi. Yani etkileyen bir şey ya yaban mıydı? Fotoğraf makinelerine merakım vardı. Küçük babamın vardı, böyle hep kurcalardık. Yani öyle başlarken işte kızlarla beraber böyle bir beraber hani eğitimini alalım derken sonra Yılmaz Hoca'yla tanışıp hani biraz daha içine girip böyle eğitimini de alınca daha çok sevmeye başladım. Sonra da zaten girince çıkamıyorsun. Bulaşan bir defa çıkamıyorsun. Girince çıkamıyorsun. Evet. Bir de bakıyorsun. Gibi, tiyatro yapıp tozunu yutan adam. Evet. Bir de bakıyorsun şimdi bütün derneklerde üyeyim mesela. Ondan sonra bizim özel atölyemiz var. 12'ler sanat oradayım. Yani bağlarını koparamayacağın insanlar oluyor. Dernekten çıksan orada çok sevdiğin gönül bağı olan hocaların evet. var. Yani fotoğrafın o şeyini yutunca bırakamıyorsun. Çok güzel. Ya şöyle, şimdi toplumsal sorumlulukla ilgili de var Özlem. Hani mesela aslında biraz bahsettik ama. Mimoza kadınlar. Şimdi sizlerin evet özellikle. Evet aynı yani, zamanda o engelli çocuklar, Yeryüzü Melekleri hı. projesiydi. Sonra kadınlarla, çalışan kadınlarla ilgili. Onlarla ilgili isimlerimiz herhalde. Kadınlarla var. Bu bizim atölyemizin, biz Orta Doğu Türkleri, Orta Asya Türkleri ile ilgili evet. bizim çalışmamız vardı. Ondan sonra da şeylere geçti. Ondan sonra evet bu atlarla ilgili. Bunda Photoshop falan yok. Tamamıyla bu doğal. Fotoğrafta hep bunu soruyorlar. Photoshop'la mı onu oraya koydunuz? Tamamen her şey yerli yerinde öyle. Photoshop falan yok. Bunu yakalamak mesele. Yani ben hani şimdi fotoğrafta şöyle bir baktığımda yani evet, var mı? Kaza i̇şte geçirebilir. Veya da Yıldırım'ın işte örnek veriyorum. O Photoshop. Evet Yıldırım. Ama hani diğer her şey yani yerli yerinde at işte modelin duruşu şey hani kaza geçiren arkadaşımız oldu biz at çiftliğindeyken. Hani çok o kadar atlarla böyle. Ama hani yan çok yaklaşıyoruz. Yanlarına gidiyoruz. Ve unutuyorsun hani bir şey olacağını. Aklına gelmiyor öyle. O kadar içine giriyorsun ki. Yani, evet, benim herkes, açımdan yani ben nasıl o kadar hani sizler kadar belki hani böyle uzman anlamda bu işin eğitimlerini almışsınız. Yani ona şaşırıyorlar. Yani bu kadar yaklaşıyorsun, sürünüyorsun, geçiyorsun. Hava kapalıydı. Yağmurluydu ama tabii hani öyle şimşekler falan sonrasında oldu. O zaman ama çok güzel oldu. Evet, kendimizi kaptırıyoruz. Devam ediyorum. Atların. Bu da aynı şekilde Kayseri'de bu at çiftliğinde. Hürmetçi değil mi? Evet. Devam ediyorum şimdi. Yine aynı çalışmaların devamı atlarla ilgili yaptığımız. Bu da işte benim bu benim aslında çok hassas olduğum bir konu. Hani belki ucundan kıyısından ben de öyle olduğum için, çok küçük evet. yaşta evlilik yaptığım için. Hani ileride bununla daha böyle yer veren bir projede olmak istiyorum. Tek bireysel bir şey yapmak istiyorum. Çünkü bu Diyarbakır'daydı. Diyarbakır sokaklarında. Herkes bir yerdeyken bu benim çok ilgimi çekti. Hani çok küçük, yaşı daha küçük aslında. Hani burada biraz büyük gibi çıkmış ama çok genç yaşta işte çocuklarla. Çocuk yaşta diyelim. Evet. Değil mi? Çocuk yaşta maalesef ki. Yani bana bir hayatın bitişi gibi, hani böyle sömürülüşü gibi geliyor. Evet. Çocuk gelinler. Ya maalesef ki mesela ben de burada bir ekleme yapayım bu çocuk gelinlerle ilgili. Şimdi biz de
hani ebeveynlerimize sorduğumuzda, kendi ailemize, büyüklerimize sorduklarımızda, işte 80 küsur yaşında olan teyzelerimiz var. İfadeleri şu, biz bilmiyorduk diyor, biz 13 yaşında diyor. Ben diyor şu anki aklım olsa kesinlikle diyor ben buna izin vermem, olmam diyor. Yani ben diyor sokakta ip atlıyorum diyor, oyun oynuyorum. Sonra gelip onu görüyorlar, sen diyor nasıl oynarsın? Artık evleneceksin veya evlisin. Ya soyut düşünür, çocuk bunlar. Yani evet. Benim şu anki aklım olsa asla diyor ben kesinlikle evlenmem. Ama işte o dönemin şartları, o dönemde yani ona bırakmıyorlardı ki. Evet. Tabii ki bırakmıyorlar. Yani ona izin vermiyorlar. Bir kere o bir ya birey mi, hakkı var mı? İşte bu yüzden insani olarak ya gelişimimizi tamamlamamız gerekiyor. Evet. Yani eğitilmemiz, bunu anlamamız, kavramamız. Hı hı. Ve ondan sonra zaten işte huzur, mutluluk. Kesinlikle. Ya çocuk çocukluğunu yaşasın. Yetişkin oldukları lütfen kendi hür iradesiyle kendi kararlarını evet. versinler. Bir başkalarının ya dayatmasıyla olmaz. Evet. Olmaz. O yüzden ben teşekkür ediyorum. Öyle bir resimle de tam yani bunu ifade etmek istemişsin. Yani hassas olduğum bir konu evet. benim. Evet. Bu da Diyarbakır. Benim de çok rahatsız olduğum bir Diyarbakır konu. Sokaklarında aslında atmosfer hiç burada biraz güzel gibi çıkmış ama hani o Diyarbakır sokakları bir su birikintisi böyle hı-hı. aslında hani kurbağaların falan. Orada çocuklar oynuyordu. Ben de böyle hani yansıma da güzeldi. Çok güzel bir yine yansıma. Çocukları şey yapmak istedim hani boş bir arsa. Evet ama sanki bir gölet gibi duruyor değil mi? Su birikintisi yani? Evet. Diyarbakır sokakları yine. Evet devam ediyorum ben. Hı hı. Hayır canım ne kadar ben, güzel. Ben hani toplumda çocuklar ve kadınlar benim kadrajımı çok çekiyor. En çok etkilendiğim. Hele hele böyle sokaklarda gördüklerim. Tamam benim ya. Bu da evet emek konulu. Emekçi. Evet. Değil mi? Bir emekçimiz, işçi. Evet. Alın teriyle değil mi? Üretiyor. Aynı ne şekilde ilk çektiğim fotoğraflardan anısı var diye. Evet, bu da yine kadınlarla ilgili. Bu 8 yıl önce çekilmiş bir fotoğraf. Biz hı hı. geçen de Karataş'ta bu, Tuzla taraflarında. Evet. Yine ziyarete gittik. Teyze yine duruyor. Tabii çok yaşlanmış. Çocuk şöyle bir 10 yaşlarında. Tabii ha. ikisini aldım, çektim de cep telefonuyla. Sonra dedim ki, benim kendi fotoğraf sayfamda var. Buldum. Bir şey göstereceğim dedim ve kendini görünce çığlık attı. Hani 10 yıl önceki hali. Şu an çok daha yaşlı. Çocuk da büyümüş. Keşke ikisini yan yana getirseymişsin. Onu yapacağım. Mart'ı duruyor. İyi olur, evet. Ya böyle fotoğrafı nasıl fotoğraf. Evet. Yani çok güzel anılar da oluyor işte böyle. Evet, aynen öyle. Yıllar sonra ve Selahattin amcamız vefat etti. Ha, bu Ege'nin bir köyünde yani şey çok sevmiştik hani hem oradaki insanları çok sevdik. Giderken zor ayrıldık. Bizi bırakmak istemedi eşiyle beraber. Hatta bu köyde kal falan dedi. O da güzel. Yani çok güzel anılarla Çomakdağ köyü. Ne zaman haberini Çomakdağ köyü çok özel bir köy. Vefatının haberini ne zaman biz aldım? Adnan abi falan hepimiz hani hı-hı. bağ arkadaş oluyorsun numaralar falan. Hatta köyümüzden gitme bak burada evlen. Mühendis bile var bizim köyümüzde falan diye. Çomakdağ köyü. Çok güzel. Çok güzel bir köy ve o köyün kahvesini kadınlar işletiyor. İzmir'in. Kadınlar işletiyor böyle çiçekler kafalarında ve erkeklerin çay kahve içtiği bir mekanda ne kadar modern. Kadınlar kahveyi işletiyor. Çok yani cinsiyet farkları köyü. Olmadan hepimiz insanız. Yani o kadar modern bir köydü. Bunu anlamak lazım. Ve insanlarını da çok sevmiştik. Köyün çok güzel. Geçiyorum. Bu da böyle. Çok güzel. Özlem senin. Merkez şey... Park'ta gezerken çektim anladım. Bunu. Çok güzel. Evet. Yine yağmurlu havalardan sonra yansıma su birikintisi. Hani ortam öyle güzel olmasa bile fotoğrafta o kadar güzel çıkıyor ki su birikintilerini çok seviyorum. Şimdi, birazdan şu an güncel olarak da Özlem birazdan bir sorum olacak. Uygun olursa yine bu sorumlulukla ilgili bu projelerinizi yapıyorsunuz ama şu evet. an için ne var? Yani şu an yaptığınız bir şey var mı? Onu özellikle merak ediyorum. Hiç boş durmuyoruz var. Tamam. Evet yine bir çocuklar kadrajımı çok çekiyor.
Evet, devam yani, ediyorum. Evet, çocuklar sergide yine şey olan sergimizdeki canım, fotoğraflardan. Çekik gözlü. Çok doğal yani, halleri. Aynen. Şimdi ben de bir kız evladı. Değil mi? Daha hassas oluyorsun. Yani. Aynen. Ve anne baba olunca daha bir başka bakıyorsun gerçekten. Şu özellikle şunu ben burada bekletmek istiyorum. En son yani bir ricam olacak. Onu söyleyeceğim. Şimdi zaten farklı sanat gruplarıyla çalışmalar yapıyorsun Özlem. En son yaptığınız sosyal sorumlulukla ilgili bir proje var. Şimdi bizim yeni başladığımız tarımla ilgili. Evet, ben onu özellikle çok merak ediyorum. Yani hani özellikle izleyicilerimize şunu, hani tarımla yaptığımız bir çalışmanın fotoğrafla hani alakasını evet, yani işte ne alakası var gibi yaklaşanlar olacaktır. Veyahut öyle bir algı olacaktır. Hani benim o tarımla fotoğrafı, o birleştiren o gücü ben merak ediyorum. İzleyici adına da soruyorum. Bu da sosyal sorumluluk projesi. Tarıma destek, ziraat odası mühendisleriyle beraber ortak çalışmamız. Onlar da bize yardımcı, destek olarak daha yeni başladığımız bir proje. Tarıma destek. Hani tarımın son dönemlerdeki, hani ülkemizin maruz kaldığı, hani gerçekten hani Türkiye'nin bu duruma düşmesi, hani dışarıdan ithal etmek tarım ürünlerini, hani bizim için utanç verici bence. Böyle bir ülkede, yani böyle zenginliği olan bir ülkede. O yüzden buna eğildik. Hani farklı bir konu olarak. Tarım projemizde yani tarıma destek amaçlı. Anladım. Yine oradaki çalışan işçilerin zorlukları, yaşadığı zorlukları da gösterecek misiniz, zaten, dile getirecek misiniz? Evet, tarımın zorluklarını gösterip hani o konuda hani ilgi çekmek, hani yapılacak destek neyse. Hani şimdi bununla ilgili de herhalde yanlış hatırlamıyorsam çok ciddi bir altyapı çalışması herhalde hazırlanıyor. Bu tarımı kalkındırmak adı altında. Evet. Devletin de bazı ya projeleri var ya devletimizin de, ben onu biliyorum. Biz de işte ilgi çekmek. Siz, hani tabii ki yani konuda... çünkü ya bir de birçok ya çiftçilerimiz herhalde mağdur olduğu için veyahut da çoğu da çiftçiliği artık yapamıyor. Bırakanlar var. Şimdi tekrar ya o ya özür dilerim. Bu alanla ilgili herhalde bir birleştirmeyle ilgili. İşte kooperatifleşme veyahut da kimin ne kadar dönüm arazisi varsa ya birleştirilip bir şekilde bunu kalkındırmakla ilgili de bir plan hazırlanıyorlar ve yapılıyor diye biliyorum. Evet. İşte ama umarım de, sizler de buna bir katkı sağlamış olur, bir duyurusu bence, yapılmış olur. Bence ses getirecek bir şey olacak. Çok o yüzden hani, tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Bu Tuncay hocamızın projesinde biz atölye olarak hep beraber çalışacağımız bir proje. 12'ler beraber. Sanat. 12'ler sanat. 12'ler sanat olarak. Bir de Mimoza kadınlarıyla ilgili de. Da, evet, Adana'da sadece kadınların olduğu bir fotoğraf topluluğu. Harika. Bağımsız. Hiçbir şeyle dernekle falan ilgileri yok. Harika. Şimdi peki şu cep telefonundan biraz bahsettiniz ya, ben özellikle onu sormak istiyorum. Ya cep telefonuyla mesela şu anki cep telefonlarını biliyoruz artık neresi, değil mi? Yani çok iyi pikselleri var ama şimdi ikisi arasındaki farkı merak ediyorum. Bir de sonrasında hani izleyicilerimize özellikle, yani bu fotoğraf sanatına ilgi duyan insanlar için ne yapmaları gerekiyor? Şimdi hani önce bir cep telefonuyla ilgili bir farkı anlatalım. Anladım. Cep telefonuyla da çok güzel fotoğraflar çekilir. Çekilmez diye bir şey yok. Bizim elimizdeki makineler büyüktür, objektifleri büyüktür, ağırdır vesaire. Bunun sahibi olan, bu makinenin sahibi olan insan iyi fotoğraf çekecek diye bir şey yok. Cep telefonuyla o kadar güzel fotoğraflar çekiliyor ki. Evet. Teknoloji çok ilerledi. Fakat fotoğraf makinesinde iyi fotoğraf çekebilmek için bir defa ışığın davranışlarını bilmek lazım ve onu iyi kullanabilmek lazım. Kompozisyon kurallarını bilmek lazım. Bunları, bu ikisi en başta, tabii yani detaya girmeye gerek yok, bu bir eğitim programı değil. Temel fotoğrafçılık bilgilerine sahip olduktan sonra cep telefonuyla çok güzel fotoğraflar çekilir. Hatta onu hemen cep telefonumuzda işleyebiliyoruz bile. Evet, programlar küçük, var. Evet, küçük renk düzeltmeleri vesaire
bunları yapabiliyoruz. Ama işte bizim katkımız cep telefonunda kadrajı ayarlamaktan ileriye gitmez. Tabii. O bilgilere sahip olmayınca. O temel bilgileri aldıktan sonra cep telefonuyla da fotoğraf çekseniz gayet güzel makineler, fotoğraflar ortaya çıkıyor. Ama bizim makinelerimiz çok teknik detaya girmek istemiyorum. Özellikle önündeki objektiflerle fotoğrafa çok daha farklı katkılar sağlayabiliyoruz. Ama en önemlisi, bana göre en önemlisi ruhtur. Fotoğrafa katabileceğimiz histir. Su birikintisinin, Özlem'in az önceki fotoğrafında evet. Su birikintisinin yani başındaki ben, orada sanki orada yönetmen, sokakta, sokakta olsanız onu göremezsiniz. Tabii. Ama bir fotoğrafçı gözüyle onu ne kadar güzel anlatmış bize. Evet. İşte bu hissi uygulamaya geçirmeyi öğrenebilmek lazım. Şimdi bir de ilgi duyan insanlar size geldiğinde değil mi? Yani önce ne yapacaklar? Yani değil mi? Eğitim alacaklar. Eğitim alırlar. Tüm derneklerde veriyorlar. Bize geldiği takdirde bizde de temel fotoğraf eğitimi veriyoruz. Bu öğrencinin ya da fotoğrafçının, bize gelen fotoğrafçının neye ilgi duyduğuna bağlı o eğitimin süresi. Ben temel fotoğraf, normal temel fotoğrafçılık eğitimi almak istiyorum diyor ise o 8-10 yani teknik eğitimler kadar, alıyor değil mi? Teknik evet. Eğitimler. Evet. İşte Photoshop'lu şu değil mi? Onlarla ilgili belki. Hayır daha o ileri, hayır, bir şey. İleri o ileri fotoğraf. Ha, o çok ilerisi. Fotoğraf işlemeyle ilgili. Ben bilmiyorum ondan dolayı soruyorum. Şimdi makineyi nasıl tutacağından kadrajı evet. Yani o çerçeveyi içerideki objelerle nesnelerle veya kişilerle nasıl dolduracağına onları hı-hı. Oraya nasıl yerleştirileceğine dair eğitimler veriyoruz. Işığı nasıl kullanabilir? Işığın nereden gelmesi gerekir? Şimdi cepheden gelen ışığı, şu anda benim yüzüme gelen ışığı biz fotoğrafçılar çok istemeyiz. Bunları anlatırız. Sonraki aşama şey herhalde, ileriki aşamalarda o dediğimiz değil mi? İsterse, devam etmek isterse ileri fotoğrafçılık eğitimleri de veriyoruz. Harika. Zaten hani fotoğrafta hocam da öyle hani bakınca adı üstünde fotoğraf ve grafik birleşmesinden oluşuyor hani hani kadrajı alacağın şeyleri hani önce hayal edeceksin yani o senin önce o fotoğraf hayalinde olacak sonra onu kadraja böyle bir grafikle yerleştirme sanatı fotoğraf. Şimdi bazen his diyoruz işte bir Pulitzer ödülü öyle değil mi? Bir resim vardı. Onu ben burada yayınlamak istemiyorum özellikle. Yani çünkü ben bile söyleyeyim halen etkileniyorum. Hı-hı. Değil mi? O gazeteci var. O 90'lı yıllarda. 90 yılı diye hatırlıyorum. Evet. Ben olsam. Değil mi? Akbaba'yla. Ben olsam işte kurtarırdım herhalde. Evet. Yani bir resim. Ve evet. Pulitzer ödülü alıyor. Ama tabii sonrasında maalesef ki o duygusal travmadan dolayı hayatına mal oluyor. Yani maalesef ki kendi hayatına son veriyor. İşte dedim ki bazen his öyle bir şeyi yakalamak evet. Yani apayrı bir yetenek. Ama işte topluma ve dünyaya verdiği mesaj da çok büyüktü. Öyle evet. Söyleyeyim. Evet. Yani orada bir aç, halen aç insanlar var. Ya bu dünyada evet. Bu kadar nimet varken halen oradaki o ülke, o toplum, o çocuklar aç. Evet. İşte o fotoğraf çok güçlü bir fotoğraf. Kesinlikle. Fotoğrafın evet. Gücü derken işte. Şimdi bir de şunu da eklemek istiyorum. Bu fotoğrafla ilgili hani izleyicilerimize. Ya sevgili izleyiciler gerçekten sadece fotoğrafla ilgili değil. Yani sosyal sorumluluk projelerinde yer almanızı ben şiddetle öneriyorum. Lütfen hepimiz iyi insan olmalıyız. Güzel ruha sahip olmalıyız ve birbirimizi anlamalıyız. Tanısak da tanımasak da birbirimize ihtiyacımız olduğunu anlamak zorundayız ki bunu şöyle vurgulamak istiyorum. 6 Şubat sabah 04:17. Evet. Tanımadığımız insanlara hepimiz yardıma koştuk. Bu yüzden tüm sosyal içerikli alanlarda bulunmanızı istirham ediyorum. Gerçekten birbirimize ihtiyacımız var. Ve fotoğrafla da ilgili bakın o kadar güzel dokunuşlar var ki ifade etmek istedikleri. Bunu fotoğrafla da çok güzel anlatabilirsiniz. O yüzden sizi de ben fotoğrafya bekliyorum öyle söyleyeyim. Yılmaz ve Özlem adına da
sözü almış oldum fotoğrafyaya. Gelin diyorum. Lütfen gelin derneğinizi, üyeliğinizi yaptırın ve bu çalışmalara ortak olun. İyi olmalarına gerek yok. Gelsinler. Ziyarete. Fotoğraf sohbetleri yapsınlar. Harika. Ve eminim Yılmaz Hocam da tanışınca zaten kopamayacaklar. Akşam 4'ten sonra, 5'ten sonra kesin açık oluyor. Gelmek isteyenler 5'ten sonra bekletmek çalışan insanlardan oluştuğu için. Hiç olmadı. Bir çay içerler, biraz sohbet ederiz. Ondan sonra uğurlarız. Kapılarımız harika. Açık. Fotoğrafyanın kapıları herkese açık. Şimdi kapatmadan önce sevgili Özlem arkadaşım, özellikle bu resmi açık bıraktım. Evet. Bildiğim için söylüyorum. Şimdi ya bu vapurla ilgili senin bazı resimlerle ilgili o resme ne hissettiysen altında şiirlerin oluyor. Evet, böyle, bizim bir sanat köprüleri grubumuz hala var. Orada işte ben yayın yaptım da arada altına ben şiir yani bir, iki, hep yazarım zaten. Yani buna uygunsa lütfen. Evet, böyle bakınca aklıma gelen işte böyle bir dörtlük olarak bununla ilgili. Özlediğim şehre uyansam bu sabah, vapurlar geçse boğazdan, maviye bağlandıysa düşlerim, denizinde kalırım hep o zaman. Martılar konar üzerime, durgun sular dalgalanır. Bilmem ki sensiz bu kaçıncı sabahtır. Harika. Yani bu fotoğrafa bakınca da böyle bir şey yazmıştım. Yok, yani sen hislerini çok güzel ifade ediyorsun zaten. Teşekkür ben ederim. Çünkü onu da tabii resimlerin, yani sosyal teşekkür medyada ederim. Resimlerin altında ben de böyle okuyorum. Açık söyleyeyim, etkileniyorum. Çok güzel. Çok teşekkür ederim. Duygularını ifade ediyorsun. Eklemek istediğim bir şey var mı? Artık kapatıyoruz. Çok güzel bir sohbetti. Onu söyleyeyim. Teşekkür tüm ediyorum. Tüm fotoğraf seven dostları bekliyoruz. Fotoğrafı. İlmaz sen bir şey çok diyor musun? Çok teşekkür ederim. Biz böyle bir şey düşünüp de bizi davet ettik. Çok teşekkür ederiz. Sayenizde de biraz böyle İsteyen sesimizi de duyurabildik. Çok teşekkürler. Tamam. Sevgili izleyiciler, artık programımızı kapatıyoruz. Artık bir dahaki programda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın ve bir tebessüm etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.